burada bitsin mi hikaye? Başlasam mı yeniden her şeye? Yine tanrı mı olsam, yaratsam mı kendimi? Ateşle, havayla, suyla mı? Yalnız eniyle, boyuyla mı? Neyle kursam? Boş mu versem tanrılığı, bir başıma otursam? Ne ateş, ne hava, ne su, ne en, ne boy, ne Habil, ne Kabil, ne soy, ne ben. Sayın izleyiciler, bu bizim son bestemiz. Sözleri de Sayın Ecevit'e ait. Bir başka misafirimiz de Özkan, sen onu iyi söylüyorsun Devlet. İstanbul Devlet Opera Balesi müdürü ve genel sanat yönetmeni Yekta Karan. Hoş geldiniz. Bu arada size bu sözünü yazdığınız şiirinizin bestelenmesi hakkında ufak bir şey söyleyeceğim. Bunu dün akşam. Evet. Otelde hep beraber bir araya geldik. Size bir sürpriz bizim hazırlamak istedik. Bizim son bestemiz sizin acaba kaçıncı şiirlerinizden? Bu eski şiirlerimden. Ben Türk halk tasavvufu geleneğine çok önem veren bir insanım. O gelenek içinde yazılmış şiirlerimden biri. Benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Sayın Ecevit, bu bazı mitinglerde sanıyorum bunu bastırdılar bazı kimseler tarafından. Sizi üzen bir olaydı bu. Buna üzülmüştünüz, evet. Yanlış anlaşılmıştı bu. Bunu biraz açıklar mısınız? Şimdi Türkiye'de dine bağlı veya dinci kesimlerden bir kısmı daha çok başka ülkelerden, başka kültürlerden ithal edilen bir İslam anlayışına kapılmışlar. Oysa Türk halk tasavvufunun çok ilginç bir İslam anlayışı var. Başka bazı İslam ülkelerinde, toplumlarında din duygusu Allah korkusuna dayanır. Türk halk tasavvufunda ise din duygusu Allah sevgisine dayanır. Ve Allah sevgisi insana da sevgi olarak yansır. Dolayısıyla beraberinde hoşgörüyü getirir, özgürlüğü getirir ve barışçılığı getirir. Evet. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bu siz hem Türk, yani Anadolu kültürünü hem Batı kültürünü çok iyi özümlemiş bir büyümüşsünüz. Sizler de öyle. Yok, estağfurullah. Sizin kültürünüze farklı. Acaba Batı'nın sancısı nedir? Ya da bizim Türk kültürü olarak onların eksiğini doldurabileceğimiz bir yanı var mıdır? Bir kere şuna inanıyorum. Tabii bir yalnız benim inancım değil, yaygın bir inanç. Yerel kültürden hareket etmeden, yerel kültürü, ulusal kültürü özümsemeden evrensel kültüre ciddi bir katkıda bulunulamaz. Bütün büyük sanatçılar aslında kendi toplumlarının kültür birikimini değerlendirerek evrensel kültüre de katkıda bulunmuşlardır. Bizim de sanatçılarımızdan benim görebildiğim kadar bu ulusal kültürden, yerel kültürden esinlenen bir şeyler alan ve o şekilde dünyaya açılan sanatçılar başta geliyor. Ben batılı deyimini de artık pek kullanmıyorum. Çağdaşlığı kullanıyorum. Evet, yani çağdaşlık sadece batının tekelinde değil, batının tekelinde olmaktan çıktı. Yanlış anlaşılıyor. Galiba batılılaşma, çağdaşlaşmayı batılılaşmak olarak da evet, o da batıya fazla bağımlılık, fazla batı taklitçiliğine yol açıyor. Evet. Peki biz neden batı müziği dinliyoruz, hep batılı gibi giyiniyoruz, ediyoruz da bir türlü batılı olamıyoruz acaba? Ama dediğim gibi yani çağdaşlık. Modern kişiliğimizi şimdi bulmak. Şimdi toplumu çok hızlı bir değişim içinde. Dünya hızla değişiyor. Dünyanın özellikle bizim içinde bulunduğumuz bölgesi daha da hızlı değişiyor. Türkiye de büsbütün hızlı değişiyor. Bu yüzden tabii o değişime toplumun her kesiminin aynı anda uyum sağlaması çok zor oluyor. Şimdi büyük kentlerde örneğin tutucu akımlar,
çok hızlı gelişiyor. En çağdaş kentlerde, örneğin İstanbul en çağdaş kentimizdir herhalde. Fakat İstanbul'da aynı zamanda en tutucu akımlarda hızla gelişiyor. Çünkü İstanbul'da bir kültür şoku yaşanıyor. Bunun nedeni bence Anadolu'nun ve Anadolu halkının ihmal edilmiş olması. Evet. Bu ihmal Anadolu halkını kültürel bir hazırlık aşamasından geçmeden büyük kentlere göçe zorluyor. Ve büyük kentlerde bir şok yaşıyor, bir kültür şoku, bir yabancı kültür şoku yaşıyor. Ve kimliğini, kendi kimliğini, benliğini, kendi kendine saygısını koruyabilmek için eskiden kendi köyünde, kasabasında olduğundan biraz daha tutucu hale geliyor. Bu hızlı bir değişim sürecinin ve düzensiz bir değişim sürecinin yurt çapında dengeli bir kalkınmayı gözetmeyen bir değişim sürecinin kaçınılmaz sonucu ama bu gelip geçici bir dönemdir. Evet. Eminim ki sonunda yine Türk toplumu bir kültürel bütünlük içinde dünyaya açılabilecektir. Evet. Zaten bunu başarabilen pek çok sanatçımız ve düşünürümüz var. Evet.